Zırvana muhabbet 13. temaşkesiyle 15 galiba. Ben 13'ten geliyorum. Okey, 15, tamam. 15. temaşkesiyle yine sevgili Üstad Alp'le birlikte. Planladığımız gibi bir planladığımız gibi değil. Olmadı bu. Bu spontane gelişen bir temaşke olacak. Zaten biz çok da planlayamıyoruz yani. İlk şeyimizi planlamıştık. İlk yaptığımız podcast'ı. O görüntülü. Ona bayağı iyi hazırlanmıştık. Daha sonrasında bence çok başarılı bir temaşkeydi yani bana sorarsan. Sonra olayların boku çıktı. Görüntülü falan almaya başladık. Böyle biz bu işi yaparız falan deyip hiçbir şey hazırlanmadan zaten hani lak lak konuşuyoruz. Ne ki bu? Ne ki bu? Hani biraz daha konuşalım diyerek bu işe devam ediyoruz. Ben ama asıl soru ne yapıyoruz, değil mi? Ne yapıyoruz tabii yani. Böyle muhteşem bir gezegendeyiz. Asıl sorun ben podcast'e başlamadan Özdemir Asaf'tan bir alıntı yapmak istiyorum. Diyor ya Özdemir Asaf, kim ne derse desin heykellerin saçı yoktur. Heykellerin saçı yoktur. Kim ne derse desin, biz burada kendi aramızda işte bir şekilde evrimsel biyoloji, hani ağzımızın döndüğü ve aklımızın aldığı kadarıyla işte evrimsel biyoloji, sanat, ne bileyim, gündelik hayatlar, siyasi dünya, insan ilişkileri falan gibi konular üzerine konuşmaya çalışıyoruz ama yani düşünüyorum da aslında yani bu konuştuğumuz şeyler çok güzel ve işte insan olmanın da getirdiği şeyler değil mi? Bu yani konuşabilmek öncelikle, iletişim. Her şey en başta yani götümüzden uydurduğumuz kavramlar. Öyle değil mi? Yani bütün konuşmak, yaşam. Yani konuşmak, iletişim hani şeyinde yani temelinde bunu... Doğada bütün canlılar bunu yapıyorlar. Bir şey var. Biz bunu biraz daha ileriye taşıyıp artık bunun üzerine ama bizimki ileri taşınmış bir dil oluyor muhtemelen. Öyle yani. Bir bütün hayvanlarınkine göre çok daha komplike ve çok daha bir şey ama işte bu komplikelik şey diyor ya, his konusunda yetersiz kalıyor. Çünkü anlam bir yerde hissi öldürüyor gibi. Böyle Tenis Mekan'ın bir konuşması vardı ya, konuşmaya şöyle giriyor. Zi jubagagaga di di hi la gaba falan gibi giriyor. Sonra şey diyor. Fark ettiniz mi diyor. Bir niyetsellik, bir nedensellik ifade, ve bir ifade, bir şey vardı orada. Duygu da vardı diyor. Ama anlam yoktu diyor. Düşünün diyor, anlam pastanın üzerindeki çilek gibi bir şeydir. Çok sonradan gelmiştir diyor. Evet. İletişim şeyinde. Çünkü mesela insanlar arkadaşlıktaki da şey biraz da böyle bir şey değil mi? Hani konuştuğun şey değil de anlam. Yani sessizlikte bile mesele sessizlik değil. O sessizlikteki anlam. Hani bir arkadaşın olması, yani bir insanla böyle bir alışverişin olması bir yerde bu şeye giriyor. Yani hani iki birbirini tanımayan insan aynı masaya oturduğu zaman bir anlamdan söz edemeyiz. Çünkü ikisi de neyi anlayıp neyi anlamayacaklarını bilmiyorlar. Ve ikisi de birbirine çok uzaklar iletişimsel olarak. Ve o yüzden işte ifade, mimik, kelimeler falan filan devreye giriyor. Ama mesela iki arkadaş şu an konuşmasak bile hani
bir şekilde bir anlama sahibiz. Bu konuşmanın içinde de bir anlam yaratabiliyoruz. Çünkü bir artık aşkın bir ifade halindeyiz. Ben öyle hissediyorum mesela. Ben hani konuşmadığımızda da seni anlayabileceğimi hissediyorum. Ki ben Hani çok konuşmayan bir insanım bir normalde. ve seni Podcast yapıyoruz ama ya açık konuşmak gerekirse konuşarak kendini ifade edebilen bir insan da değilim. Hani en iyi olduğum şey o değil. Ama sen evet. iyisin diye biraz Ya belki ben de yapıyoruz çok konuşuyorum ama kendimi ne kadar ifade edebildiğimi de hani çok şey yapamıyorum. Hani ben de mesela ifade konusunda hep kendimi eksik hissediyorum. Tabii bunda birçok parametre giriyor devreye. Hani Wittgenstein'ın dediği şey, hani dilimin sınırları, dünyanın sınırları. Dil biraz da böyle bir şey. Yani bu mesela dünyadaki bu organik bağ değil mi? Her şey birbiriyle bağlantılı diyoruz. Yani bütün yaşam, bütün doğanın içindeki bütün oluşumlar hepsi bir aksiyom içinde, hepsi birbiriyle bağlantılı. Dil de biraz böyle bir şey. Hani bu ilk podcast'imize geri dönecek olursak orada dil üzerine epeyce konuşmuştuk ama dil de yani dil bana öyle geliyor ki şeyi bile, düşünce yapını bile değiştirebilen bir olgu. Anlamını değiştirebilen bir olgu. Yani ne bileyim bir Japon diliyle bir Fransız dili arasında işte bir şey bağ kuracaksak falan o şey o evrende o dilin yarattığı gerçeklik. Balzac şöyle bir şey demiş. Farklı bir dilden bir şeyler bilmeyen, farklı bir dil bilmeyen gibi de olabilir ama farklı bir dilden bir şeyler bilmeyen de o kültürden hani sadece bir şeyler bilmen de yetebilir. Farklı bir dille alakalı. Tamamen dili bilmene gerek yok. Farklı dillerden bir şeyler bilmen de kastediyor olabilir. Buradaki bence öyle kastediyor. Farklı bir dilden bir şeyler bilmeyen kendi dilini biliyor sanmasın demiş. Doğru. Hani bu şey gibi atıyorum İstanbul'da doğuyorsun büyüyorsun ya aslında İstanbul'dan çıkmadan İstanbul'u tanıyamazsın Evet. gibi hani bu öyle bir şey var ya doğuya Karşılaştıracağın bir gitmeden batıyı bilemezsin gibi batıda yaşıyorsan veya doğudaysan batıya gitmeden orayı bilemezsin Yani gibi. mesela o işte şey gibi insanın da mesela başka bir insanla empati kurmadan ya da başka bir insanı anlamaya çalışmadan hani yani ne kadar birbirimizi anlayabiliriz ona emin değilim ama önemli olan o çaba sanırım. Ve karşındakini anlamaya çalışmadan aslında kendini de çok fazla anlamış sayılmıyorsun. Çünkü insanın biraz da kendine dışarıdan o Nietzsche'nin evrensel bakış dediği hadisesi ile kendisine biraz dışarıdan rafine bir şekilde kendisini algılaması çok önemli bir şey. Gerçekten o kadar önemli bir şey ki yani çünkü Mesela rafineyi yanlış bir yerde kullandın galiba. mesela rafine Rafine nedir? Daha zevkler gelir aklıma bir. Hani hayır rafine. rafine daha şey yapılmış gibi geliyor bana. Hani rafine edilmiş daha zeytinyağında falan filan da şey olur ya daha hani o yüzeysellik şeyden sıyrılmış. Hani mesela rafine tarih deriz, rafine edebiyat deriz. Hani rafine tarih nedir mesela? O bütün yalanlardan, şeylerden sıyrılıp hani geniş bir perspektiften bakan tarih olarak. Yani kısmen yanlış kullanmış olabilirim ama hani Yani dilden evet bahsederken biz dil de rafineyi de oraya niye evet. yerleştirdiysen yani günlük hayatta hani hiç Ben kullanmadığın bir mesela kelime. bir dönemde böyle şeyi fark etmiştim. Düşüncelerle şey kelimelerle düşünmenin beynime çok zarar verdiğini fark etmiştim. Şimdi kelimelerle düşünüyorsun, kelimelerle bir şey kuruyorsun ki genelde böyle yapıyoruz. Ama o çok sınırlayıcı bir şey. Yani kelime ler hakikat değil, kelimeler bir gerçek değil. Sonradan gelmiştir Bazen bu bir anlam sınırlayıcı bir bile şey. değil yani. Evet ve bu kelimelerle düşünmek de çok sınırlandırıcı bir şey oluyor ve hiçbir şekilde bir yere varmayan bir şey de oluyor bir yerde. O yüzden de biraz hadi zırvana bu biz ne kadar konuşursak konuşalım. Ya Bilmiyorum. düşünmek, düşünceyi nasıl mesela şey yapabiliriz? Hani sonuçta bir şekilde kendi içimizde fırtınalar kopuyor. Kendi içimizde bambaşka bir dünya var.
Ama dışarıya açıldığımız anda hani bir katalizör görevini görecek şey de dil oluyor orada. Kelimeler oluyor. Tabii kim ne derse desin heykellerin saçı yoktur. Bir de kelimeler ve fikirler dünyayı değiştirebilirler. Albayım ya da. Albayım. Dün şeyi izledim. Ölü Ozanlar Derneği filmini izledim. Çok yine beni duygulandırdı. Beni böyle tarifsiz duygular altına aldı. Sana hiç bahsetmiş miydim? İlk ağladığım romanın filmini izlemeden ilk ağladığım romanın Ölü Ozanlar Derneği olduğundan. Sakrones. İnanılmaz bir kitap. Benim şeker portakalım. Şeker portakalı. Birçok insanın da öyledir. Ben daha filmiyle şey yapmamışken hani filmini duyup hatta okuduğum kitabın kapağında filminin şeyi vardı. Sahnesi vardı. İşte Robin Williams'ı, Bay Keating'i çocuklar havaya kaldırıyor falan filan. Öyle bir şey vardı. İlk kitabı okudun, İlk değil mi? kitabı okudum aynen. O ilk kitabı okuyunu hani, o zaman çok daha iyi anlamıştım. Ve gerçekten hüngür hüngür ağladım. Çünkü orada bir Charlie diye bir karakter var işte. Babası böyle şey biliyor musun o hikayeyi? Öyle Ozanlar Derneği'nin. Biliyorum. Çok Katolik ve böyle despot bir lise. İntihar eden çocuk İntihar muydu eden o? çocuk. Yani tiyatrocu olmak istiyor, oyuncu olmak istiyor falan. Hatta seçmelere Shakespeare'in işte Bir Yaz Çok Gecesi iyi bir oyun Rüyası çıkartıyor ama çok iyi bir babası oyun çıkarıyor ama yine şey babası yapıyor. yine onu anlayamıyor ve babasının karşısında hocası Bay Keating diyor babanı anlat diyor hani oyunculuğu istediğini senin için ne ifade ettiğini anlatıyor ama çocuk babasının karşısına geçince çünkü sürekli azarlayan şey yapan bir baba figürü var karşısında ve Kendisi gibi içine olmasını atıyor isteyen kendisi gibi bir durum. olmasını Ki işte birçok baba da öyledir. ya da şey o hikayede mesela daha yoksul bir şey aile diğer çocukların babaları gibi falan zengin değil işte baba da şeyiyle emeğiyle bilmem ne o okula yerleştirmiş onu ve daha fazlasını bekliyor işte tıp okuyacaksın senin için planların Hep var bütün notları iyi hani olsun iyi istiyor. olacaksın falan ki çocuğun notları da iyi hani çok zeki de bir çocuk ama oyuncu olmak istediğini keşfediyor Bay Keating'le tanıştıktan sonra ve çok dramatik de bir hikaye Yani sorumlusu sonra Bay Keating görülüyor ya oluyor böyle ve bölümün okuldan atılıyor falan. aynen. Kaptan, oh Güzel kaptan, film. kaptanım, Ölü reis. Ozanlar Derneği herkesin izlemesi gereken filmlerden Herkesin diyebilirim. izlemesi, belki hani isterse okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Özellikle mesela lise çağında hani Bu arada arkadaşlarım izlemesi kesinlikle. okuması dedik de şöyle bir şey oldu. Geçenlerde bizim şirkete bir stajyerler geldi. Bir tane kız var 17 yaşında. Montaj yapacak diye ben de böyle fikir verirken yani film izlerken gibi böyle bir şey dedim. Film izlerken biraz şeye bak nerede nasıl kesmişler falan derken ben film izlemiyorum dedi. Neden dedim nasıl film izlemiyorsun? İzleyemiyorum dedi. Konsantre olamıyorum dedi. Sonra Melisa da dedi ki evet bu milenyallerde çok görülen bir şey dedi. Nedir o? Milenyum çocuklarında odaklanamama. Hı. Büyük çoğunluğu film falan izleyemiyormuş. Yani bilmiyorum bunun sebebi neye çıkar? O Instagram'ın bilmem nenin o şeyin hızlı Hı. şeyindense oturup böyle 1,5-2 saatlik bir film izlemek Aynı şekilde belki. film hani bir şey bunun daha da şeyi yani insanlar kitap okuyamıyorlar hani çünkü Evet işte odaklanma ya. kitapta hani film yine bir şekilde hani bir tarzını bir şeyini bulduğunda belki sürükleyebilecek bir şeyken hani kitap daha da tamamen kendini kapatman gereken bir alan olduğu Dönem için dönem ben de kitap okuyamıyorum. ya Yani tabii çünkü. ki o ben de yani okuma yani kitap okuyamıyorum değil hep hani okumaya çalışıyorum etmeye çalışıyorum ama yani bazen mesela bazı kitaplar vardır gerçekten o an oradasındır ve gerçekten o kitap yıllar geçse de buranda çakılı kalır. Ama yani birçok okuduğum bazı kitaplar vardır. O Ama an doğru zamanda doğru zaman karşılaşmak da çok değildir, doğru şey önemli. değildir.
film kitaplar falan için. Yani bu mesela şey de geliyor bana. Hani mesela kitap eline bir kitap geçti. İşte okudun birkaç sayfa falan. O an seni sarmadı, anladın mı? At yani, at fırlat kenara, anladın mı? Yani hani zaten günlük hayatta yaptığın şey sürekli hani bir şeyleri kenara atıp anları geçmek değil mi? Yani bunu da yap. Hani eğer o an seni tatmin etmiyorsa başka bir şey al eline. Hani bunu mesela ben çok geç fark ettim. Çünkü hep şey vardı. Zorlamanın. Hani bir, anladın mı? Hani yani neden yani bu her yerde işte çok güzel bir kitap olarak karşıma çıkıyorken bilmem ne, ben niye şu an hani bunun tesiri altında etkilenemiyorum, neden içine giremiyorum falan filan, zorlayayım 50 sayfa 100 sayfa falan ve hani bitiriyordum da kitabı, ama hani o kitap bana ne öğretti, o kitapta ne bulabildim ya da hani o anımı keyifli mi geçirdim, hayır, bayağı da acı çekerek okudum falan. Mesela bugün artık en önemli şey onu de o yapabiliyorum. Ama yani keyifli geçirmek. Tabii önemli. Tek okursun önemli diye. Olan şey. Hatta tek önemli evet. Olan şey. Keyif almadığın zaman hayattaki bütün şeyler bundan yoksun değil mi? Bütün yaptığımız bu şeyler, bu çabalamalar, bu yırtınmalar falan. Hani değil mi? Aslında bir yerde her yaptığımız eylem, her yaptığımız eyleme çıkan yollar, değil mi? Hayatımızı bir şekilde keyifli geçirmek için hani tasarladığımız ya da tasarlanmış dünyada bize verilen görevler gibi. Tek önemli şey bu. Ve bugün mesela bunu yapabiliyorum. Çok da istikrar. Mesela çok vardır yarıda bıraktığım kitap. Anladın mı? Belki bir gün dönmeyeceğim bile o kitaplara, ama sorun bu değil yani. Kesinlikle değil. Yani kitabı bu hayatta hani paranın tek şey olmayacağı hadise kitaplardır herhalde. Daha geçen gün benim kitaplığa bakmıştık ya oturup sen de. Walter Benjamin'in pasajlara bakmıştın ha falan demiştim. Ben de okuyamamıştım, zor gelmişti falan demiştim ki yarısında kalmış bir ayraç vardı. Hani demek ki orada kalmışım falan demiştim. Evet. Ve dönmedim de yani pasajlar. Ki gel değerli de bir kitap aslında, pasajlar güzel bir kitap ama bir türlü olmadı yani ben. Yani mesela bu hayatta yaptığımız her alışveriş aslında yaşam miktarımızla doğru orantılı. Yani böyle düşünüyorum yani, ya değil mi? Bir şey alıyorsun, bir kıyafet alıyorsun, bir herhangi bir şey sahip oluyorsun ya da o anını keyifli geçirecek bir şey tüketiyorsun falan. Bu artı işte yaşam miktarıyla hani eşittir yaşam miktarı gibi bir şey. Yani yaşamından veriyorsun çünkü, değil mi? Yani bugün işte kapitalist şeyin, dünyanın şeyi bu. Yani kazandığınla harcayabiliyorsun. O parayı kazanmak için de zamanından vaktini veriyorsun. Satıyorsun. Hani ve her şey aslında vaktinle doğru orantılı. Tek hani bunun bendeki istisnası kitaplar olabilir. Yani acımadığım hani hiçbir şekilde ve düşünmediğim hani alsam mı almasam mı falan. Hani o işte parasal miktar falan düşünmediğim tek şey. Ki öyle de olmalı. Bence hani bir kitap mesela, üzülüyoruz seninle hani birçok kitabımız hani telef oluyor. Kitaplıklarımız şu an yalnızca 3'te 4'te 1'ini falan içeriyor. Kimin lafıydı? Şu an hatırlamıyorum ama şey diyor. Kimseye kitap vermeyin. Çünkü ben kendi kütüphanemi başkalarından kitap olarak yaptım. Ama tabii bu böyle değil. Yani bir yerde de şöyle düşünüyorum. Hani tabii bunun için hep hayıflanıyorum. Hani devasa bir kütüphanem vardı. Artık işte ne oldu o eski kitaplara? İşte birçok kitabım birilerinde kaldı, şey yaptı ve bunu hani mutlaka getiririm ben diyen bir insanlar insana yaptı böyle falan. Oluyordur bence gibi geliyor. Yani aslında bir insan öldüğünde çok dikkat etmiyorsa buna, kalan kütüphanesi öldü.
arkasında bir kütüphane kaldı. Muhtemelen ona baktığın kütüphane o insanın kitap kütüphanesinin üçte biri veya dörtte birine falan tekabül ediyordur muhtemelen. Çünkü herkes de oluyordur bu gitme olayı falan. Ya Gerçi bu şununla da alakalı bence. Mesela kilitli şeyde tutanlar falan da var. tabii Koca yani oda manyaklık şeyinde. derecesine göre değişir bu evre. Ama bu şununla da alakalı. Mesela ismini Uğur diye bir kız zamanında arkadaş olduğum bir kız. Şu an görüşemiyoruz falan filan. Uğur'la tanıştım ben. Evet Alper tanışmıştın. Aynen ya Alper'in de şeyi bir arkadaşı. Mesela o kızla tanıştığım sıralarda falan böyle heykel okuyordu falan hani ve kitaplarla çok da böyle haşır neşir değildi falan. Ve ben ona birkaç tane kitap hediye ettim. Daha sonra ona birkaç tane daha kitap kargoladım falan. Aradan bir sene geçti. Bir gün karşılaştık ve bana sana sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten hayatıma o işte verdiğim birkaç kitap. hatırlıyor musun kitapları? Mesela Sapiens bunlardan biriydi. Diğer kitapları şey yapamıyorum. Ama Sapiens üzerine konuşmuştuk mesela şeyde. Verdiğin mesela şey demişti hani. Verdiğin kitaplar işte Sapiens o kadar hani benim fikirlerimi şeylerimi o kadar böyle açığa çıkardı hani beni tatmin etti ki yani çok teşekkür ederim sana falan gibi bir şey söylemişti ve gerçekten bu beni duygulandırdı ve bir gün hep hani şey yapıyorum birilerine verdiğim kitaplarda bir gün gerçekten o anda hani aldığında gerçekten biraz olsun anını keyiflendiriyorsa ya da biraz olsun kafasında bir şimşek çaktırıyorsa daha mutlu olamam herhalde. Tabii. Sadece Veya ben kitap verirken şey de oluyor yani. Tamam gideceğini biliyorsun o kitabın ama bazen gerçekten o insana o anda vermek istediğin için böyle içinde bir şey de yapıyor. Onun da ayrı bir hazzı var. sadece bende iki pişmanlık oluyor bununla ilgili. Birinci pişmanlığım şu. Gerçekten bazen o kitabı nasıl söyleyeyim hak etmeyen demek istemiyorum da o kitap ya onda öyle bir yankı uyandırmayacak ya da kitaba gereken ilgiyi hani o şeyi karşılamayı şey yapmadan hunharca dağıttığım zamanlarda kendime çok kızıyorum. Çünkü mesela o kitabı o kişiye değil de başka birine versem belki o daha başka şeyler yaşayacak anladın mı? Ama ona veriyorum ve gidiyor o kitap falan. Hani onda pişmanlık yaşıyorum. Bir de şey de yani bu ama çok temel insani bir sorun. Biz şeyin farkında değiliz. Herhalde yani çağımızla da alakalı. Çünkü böyle geçmiş dönemlerde mesela biliyorsun Alexander von Humboldt'un şeyini okuyorum. Biyografisini okuyorum şu an. Doğanın Keşfi kitabı. Ve yani Alexander von Humboldt zaten ne kadar enteresan bir adam olduğunu hani bir program yapmak gerekir onu anlatmak için falan. Adam işte Güney Amerika'ya gidiyor, Rusya'ya gidiyor, işte dünyanın her yerine gidip fosiller topluyor, bitkiler topluyor bilmem ne ve o kadar cömert bir adam ki bilgi çünkü paylaşılması gereken bir şey ve bilgi paylaştıkça keza bilim yani paylaştıkça gerçeğin açığa çıkabilecek bir şey olduğunu şey yapan bir adam ve sürekli etrafındakileri dağıtıyor. Adamın serveti bitiyor artık. Bir Prusya kralından düzenli maaş alıyor. O maaşını bile insanlara, bilim adamlarına işte genç bilim yapmaya çalışan işte bir şeyler için uğraşan insanlara falan şey yapıyor. Yani mesela bu beni o biyografisini okuduğumda gerçekten büyülemişti. Yani inanılmaz koleksiyon parçalar toplamış bir adam değil mi? Yani hani şey yapabilirsin ama kesinlikle asla gidiyor onun hani daha iyi değerlendirecek bir botanikçiye mesela o bitki veriyor. Bir kimyacıya, bir jeoloğa falan ve keza bunun geri dönüşlerini de alıyor bir şekilde tabii. O anlamda şu beni mesela biraz üzüyor diyebilirim. Biz bazı şeylerin hani çok sık kullandığım bir kelime altını boşaltmak kavramı. O kadar artık altını boşaltmışız ki
birçok şeyin, birçok anlamın, mananın falan. Birine bir kitap vermenin ne kadar değerli bir şey olduğunu ve ya da birine mesela Egemen bana geçen gittiğimde şeylerini gösterdi. Mesela Türkiye'de yok bu. Avrupa'da hala var ve çok üzüldüm Türkiye'de bunun olmamasına. Birbirine kartpostal yolluyorsun. Birbirine mektup yolluyorsun falan. Ve hala saklamış onları. Benim hiç mesela öyle bir mektup var. Seninle mektup arkadaşı olalım mı? diyormuş. Ve o kadar güzel ki yani bir kartpostalın altına o şeyler, sen söyle, o yazdığı küçük notlar, işte bir yüz çizmiş, gülücük imzasını atmış falan. O kadar değerli bir şey ki o insanın hani bir anından bir parça sana hediye etmesi gibi bir şey. Bununla ilgili Bir de babamın Egemen'e ağaçlar, Herman Hesse'nin ağaçlarını verdiğinde ağlamıştı, evet. Ve ağladığını Egemen de söylemişti. bilirsin yani ben sadece müzik olsun abi durumunda şu an için çok, çünkü geçmişte şey yaptığı için, okuduğu ettiği için biraz artık düşünmemek istiyor herhalde muhtemelen yani artık Hepimiz öyle değil mi? Biraz hepimiz öyleyiz düşünmemek biraz istiyoruz. yani biraz artık hani onlardan, ama mesela Herman Hesse'nin Ağaçlar gerçekten etkiledi Egemen'i ve ben çok mutlu oldum çünkü hani Egemen'in de muhteşem bir şeyi var. Kütüphanesi var. Ki keza işte geçen Ankara'daydı biliyorsun. Egemen de biraz o konuda manyaktır ve onun o şeyi bana bulaştı biliyor musun? Şu an tutkuyla şey yapmaya çalışıyorum. Egemen gitmiş garip garip şeyler almış kendine. Antikacıları dolaşmış. Sürekli müzeleri ve antikacıları dolaşmış Ankara'da her gün. Ve o kadar enteresan şeyler bulmuş ki bana şeyi hediye ettim. Mark Twain'in Tom Sawyer. 1960'ların falan böyle ilk baskı gibi bir şey ciltti falan. Çok güzel bir kitap. Aşık oldum abi. Daha doğrusu ben biraz hani bayıldım buna falan filan deyince al senin olsun dedi. Sen seviyor musun bunu falan? Şey de var. Huckleberry Finn'in maceraları falan da vardı aynı serifa. Sen bunları seviyor musun? Dedim bu benim için çok güzel. İlk daktilo öyle yazılan roman falan filan. Al senin olsun ya falan dedi. Kendisine şeyler bulmuş. Kafayı yedim ya. Böyle hayvan ansiklopedileri. İşte çocuklar için yapılmış 1970'lerde. Ya Alp görsen ya için kan ağlar ya. Bugünkü hale nasıl geldiğimizin hani şey bir manzarası. 1970'lerde çocuk kitapları bulmuş. Çocuklar için işte bilgi kitapları bilmem ne. İçinde evrimden bahsediyor. İşte astronomiden bahsediyor ki yani öyle şeyler var ki, öyle bilgiler var ki bugün hani herhangi bir çocuk kitabında, bırak çocuk kitabını, herhangi bir hani böyle araştırırsam bulamayacağım falan türdü. Eski şeyler, kitaplar gerçekten çok daha şeymiş, içi dolu ve anlamı bol kitaplarmış. Bugün gerçekten hani o anlamda büyük bir şey var. Büyük bir boşluk var yani bugün çocuklara okutulan kitaplardan tut da yani çocukların okuduğu kitaplara kadar saçma sapan envai çeşit bir şey var. Gitmiş şeyler bulmuş kendine böyle biliyorsun sever Egemen böyle antika ürünler falan. Bir tane matkap bulmuş elektriksiz 1900'lerin başlarında falan kullanılan şu gövdene koyuyorsun makarası var. Elinle çevirip matkap deliyor falan. Elektrik yok falan. Öyle bir şey bulmuş. 20 liraya satın almış onu. Ve dedi şey Denediniz mi? denedikçe Vida falan şey denemiş yaptınız. çalışıyor. Bir tane Japon bir dünya harita şeyi bulmuş. Dünya haritası topu. Böyle bir şeyde çok güzel bir şeyde falan. Egemen'e dedim bu altındaki şey ne falan dedim. Dedi dur dedi burada bir şey var falan dedi. Açtık pil yeri var. Dedim taksak nasıl olur? Aa evet ben niye düşünmedim bunu ya dedi. Çıkardı pil taktı çalışıyor abi. İçinden sarı bir ışık çıktı. O kadar güzeldi ki dünya haritası içinden şey çıkıyor falan ve çalışıyor. Ona da bayıldık. Belki onu da hediye etse. Onda kalsın ya. O kadar da sulanmayalım çocuğun şeyini. Yani
Ne çok güzel bir konuya değinecektim. Egemen'den falan girdik ama muhabbete. Bizde bugün hani o işte mektuplaşmalar şeyler. Mesela babamın bir hikayesi var. Ordudan dönerken anlattı bu hikayeyi. 1980'lerin falan başı. Babam işte 10-11 yaşında falan şey bir çocuk. Beyazıt'talar. Babaannemle falan dolaşıyorlar falan. Bir Japon'la karşılaşıyor babam. Sonra Japon şeyini çekiyor babamın. Babamın çocukluğu fotoğrafını çekiyor abi. Ondan sonra şey ama fotoğraf analog. Babamdan şeyini istiyor. Şeyi de bilmiyor. İşte babam hani dil bilmiyorlar bilmem ne falan. Adres mi? Şey yapamıyor. Adres mi adres bir şekilde hani anlaşıyorlar. Adresi yazıyor babam. Yani babaannem adreslerini yazıyor falan. Sonra ayrılıyorlar. Aradan bir yıl falan geçiyor. Bir yıl geçiyor. Japon yani bir gün bir bakıyorlar şey gelmiş. Kargo gelmiş. Açıyorlar bakıyorlar babamın fotoğrafı. Bir tane de şey yazmış. İngilizce bir mektup yazmış babama. Adresi falan filan da var. İşte gelecek hayatının hani böyle şey olumlu güzel mektuplar falan. Japonya'ya da beklerim falan. Sonradan çevirtiyorlar bunu falan filan. Ne kadar da şey bir şey değil mi ya? Yani bir çocuk için. Ve babam anlattığında mesela gözlerindeki o şeyi gördüm. Yani keşke diyor hani bugün öyle bir şeyim olsa da hani o adamın gitsem o fotoğrafla birlikte hani Japonya'ya Oha çok güzel ve o olurmuş. adama Ya şey adresini yapsam. falan da mı A ya, vermişler? ama 60'lar işte babaannem 60 artık o şey yok yani tabii o zaman şey insanlar anladın mı bunlar babaannem dediğin köylü kadın hani kağıt parçası olarak gören falan bunu hani o anlam değeri şeyi ama mesela bir Japon ne kadar şey değil mi ya bir yıl geçmiş aradan ve o çocuğu unutmamış ve mektup bile yazmış o fotoğrafı gönderip bu hani bir babamı düşün anlatırken gözleri doluyor adeta yani onun için ne önemli bir hissiyat o çocuklukta böyle bir şey yaşaması falan buradan şuraya geleceğim biz bugün gerçekten biz de dahil buna herkes hepimiz bir şeylerin gerçekten böyle hani o değeri, o anlamı, o şeyi yitip gitmiş durumda. Gerçekten hani biri sana hediye aldığında bile o hani yaşadığın sevinç, o mutluluk falan o kadar şey ki hani bir yerde gerçekten o kadar. Çünkü her şeye ulaşabiliyoruz ya hani her şeyimiz var ve hani artık o şeye, anılara, şeylere benim de keza yani birçok geçmişimdeki anılar falan. Mesela şu an ne kadar pişmanım bu konuda. Hani o mektupları, o şeyleri keşke saklasaydım diyorum. Çünkü geçmiş bir sırtındaki bir şey değil aslında. Bir yük değil. Geçmiş seni toparlayan, seni gerçekliğe şey yapan, seni dünyaya döndüren bir hadise. Çünkü geçmiş iyi ya da kötü anılar ne olursa olsun onlar senin bir parçanlar ve bu zamana kadar değdiğin bütün şeyler, insanlar, bütün temaslar iz bırakıyor hayatında. Ve bunu fark ettiğin zaman aslında ne kadar yani önemli o çocukken tuttuğumuz günlükler, şeyler değil mi? O günkü bizim hallerimiz ve bugüne gelişimiz falan. Yine Egemen'deydim. Bir şeyden o eski şeylerini karıştırmış. Kolilerini falan filan. Bir tane CD çıkmış. CD'de Egemen'in ilk şeyi. Arkadaşı var Egemen'in. Şu okulda yaptıkları kayıt mı? Okulda İlk yaptıkları kayıt. davul İlk çalışı. Ece'ye, Ece diye bir kıza yapmış arkadaşı. Arda diye bir arkadaşı. Oha. Onu dinleyebiliyor Kaydı kim muyuz? alıyor biliyor musun? Kim alıyor? Necat Uygur'un oğlu. Necat Uygur'un oğlu şey, sen söyle. Ses teknisyeni mi ne galiba? Sene kaç bunun? Sene 2004. Necat Uygur'un 2004. oğlu Sedat'tı galiba ismi. Sedat Uygur.
O kaydı alıyor. O çocuğun da Ardı arkadaşının da. Onu dinleyebiliyor muyuz? Dinleyebiliyoruz. Ben dinledim. Bütün hadi parçaları. Ben de dinlemek istiyorum. Bütün yani. Parçaları dinledim. O Ardı'nın da babası şey. İşte şey şirketi var. Record. İşte kayıt şirketi falan filan var. Bir şekilde sınıfta bir kıza mı, okulda bir kıza mı ne aşık olmuş Ece'ye. Bütün parçaları Ece'ye falan. Son parça şeyin. Egemen'in. O da Tuğçe'ye. O da Egemen'in aşık oldu kız. İlk şeyleri. Şey bile yani böyle şekir çalıyor falan mesela Egemen. Ritim kaçırıyor sürekli. Egemen kaçırıyor. Abi dinle ilk şeyleri. O kadar tatlıydı ki Egemen yani. Egemen'le yani bir böyle şey yapalım. Daha hani geçen gün yaşanan olay. Canan böyle şey olmuştu ya. Egemen bir üstad yani bu konuda. Yani davulda, cembede gerçekten. Bu iş gerçekten. Bir yandan şeydi bu hikayede işte. Bir eliyle şeyi çalıyordu. Başka bir şey çalıyor. Cembe miydi hatırlamıyorum. Bir elinde de shaker var. Bir onunla çok karmaşık bir ritim sağ eliyle yapıyor. Bir yandan shaker'la da çok acayip bir ritim yapıyor. Aynı zamanda Canan'a anlatıyor bak şöyle yapacaksın böyle yapacaksın falan. Hiç ritim kaçırmadan onları yaparken aynı zamanda anlatıyor. Canan hani onu dinleyememişti o an böyle şey yapmıştı. Ya manyak mısın ne yapıyorsun yani. Bir yandan hem o acayip karmaşık şeyler yapıyor bir yandan bana anlatıyorsun falan gibi. Üstad gerçekten onu ona gerçekten selam olsun. O şey, ona selam olsun dinleyelim gittiğimiz zaman. Evet. Sadece dumdumları falan yapıyor mesela. Sadece dumdumlar hani şey de yok öyle. Ritim şeyi. İlk daha yeni başlamış. Evde şeyle çalmış. Demişlerdi buna hani kayıt yapacağız falan. Bu evde çöp tenekesiyle falan çalışmış. Hatırlıyorum o hikayeyi anlatmıştı. Şey aynen. Demişti hatta. Çalarım demiş falan. Çalarım falan demiş. Sonra kayda girmişler falan. Arada şeyleri de geliyor. Hani senin filminde Egemen'in son cümlesi vardı ya. Bu bütün sesler. Gelmiş geçmiş, gelmiş, geçmiş bütün sesler, bütün sesler nerede? Dedim Egemen işte bir burada dedim. Arada şeye dalıyor. Egemen'in sesini duyuyoruz falan böyle şey aralarında. Bu geçmişten geçmiş çok falan bahsederken benim de aklıma bir hikaye geldi. Bu yaz bindiğimiz otostopta bindiğimiz bir kamyon şoförü abimizin bir hikayesi. Çok tatlı bir adamdı. Canan'la birlikte otostop çekerken arabasına binmiştik. Şey anlattı. İşte adamın yaptığı işle falan hakkında konuşuyoruz. İşte 30 senedir şoförlük yapıyormuş gibi öyle bir şeyler anlattı bana ve şey dedi. Her zaman bunu istiyordum dedi ve çok mutluyum dedi. Ben hala dedi bir yere gitmeden önce böyle arabaya binmeden önce içim kıpır kıpır oluyor falan dedi adam. Gerçekten hani o kadar seviyor şoförlüğü. Şöyle bir hikaye anlattı. Samsunlu muydu? Tam nereliydi hatırlamıyorum da. Babası da iş gereği onun çocukluğunda hep böyle şehir dışına çıkması gerekiyormuş. Bir yıl başında 14 yaşlarındayken falan babası hep yılbaşlarında gelirmiş ama hep böyle şehir dışında falan da olsa o yılbaşı da geleceğini söylemiş falan. Ama sonradan şey olmuş, işler değişmiş olmuş. Bu yılbaşı gelemeyeceğim falan demiş. Bunun da içi buruk böyle babası gelmeyecek diye çok da seviyor. Balkonda da bir şey varmış. Böyle bir şeylerden direksiyon, vites, sandalye falan koymuş. Güya araba şey yapıyormuş gibi balkonda çıkıp böyle şoförcülük oynuyormuş 14 yaşındayken falan. Yine çıkmış yine balkonda bunu yaparken o şoförcülük oyununu oynarken saatler şey yapmış. Şey diye oturmuş bu hayali arabasına. Babamın yanına gidiyorum ben diye. Yanlış zaman. Şu hikayeyi bitireyim ya. Adam çocuk yani o zaman oturmuş babamın yanına gidiyorum diye. Saatlerce sürmüş ama bir saat iki saat falan balkonda o hayali arabayı sürüyor falan. Onu sürerken kafasını bir ara kaldırmış bir bakmış karşıdan babası geliyor. Ve yılbaşına hani babası sürpriz yapmış gelemeyeceğim falan dedikten sonra bir şekilde halletmiş gelmiş ve şey yapıyor geliyorlar yılbaşını birlikte geçiriyorlar falan ve o babasıyla geçirdiği son yılbaşı oluyor sonra babası ölmüş falan. Hadi ya. Bu hikayeyi anlatmıştı böyle ve çok tatlı da bir adamdı böyle şey diyor hala içim kıpır kıpır oluyor arabaya binerken falan. Toprak hoş geldin.
Arya. Aşkım. Ne haber? Taşının ya. Biz buradayız, siz de gelin artık. Emin ol, Cihangir çok daha güzel Kadıköy. Yani şöyle gerçekten şey olsa yani Cihangir değil de başka bir yerde olsam Avrupa yakasında hiç düşünmem Kadıköy'e taşınırım. Ama Cihangir, ben Cihangir'de 3 senedir falan oturuyorum. Yani İstanbul'da eğer başka bir yere şey yapacaksam yani şöyle İstanbul'a giderim ben. Yani. Cihangir, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun artık bu konuda ama. Güzel Cihangir. Ya bir hele bir köpek sahibiysen, hani şeyi geçtim. Bir köpek sahibiysen ya da bir hayvan sahibi şeysen, Cihangir biçilmez şey. Ne yalan. Ben toplamda böyle hani toplasan herhalde 10 defa falan Cihangir'e gelmişimdir. Cihangir, ben çok iyi hissediyorum Cihangir'de kendimi. Çünkü Cihangir'in hani o taksimi zaten, bak bana sorsan hani en son İstiklal'den ne zaman geçtim ya da en son Taksim Meydanı'na ne zaman çıktım falan, hani aslında bir Taksim Meydanı'nda yenileniyor bu arada ama.